Arkadaşlar merhabalar bu videomda 11. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani uzay geometrisinin 3. videosundayız ve koni konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Yani koninin 1. videosundayız. Toplamda 2 videoda anlatmayı planlıyorum. PDF'e nasıl ulaşacaksınız? Koninin bütün PDF'ine videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak indirebilirsin. Koni başlığı adı altında olacak. İndirdin mi? Kalemin hazır mı? Daha doğrusu sen de hazır mısın? E o zaman hadi bakalım dersimize başlayalım. Tanımıyla başlayalım. Taban düzleri daire olan piramide. Evet piramidi geçen sene gördünüz ya. Tepesi bir noktada birleşen. Alttaki şekil ne olursa olsun. Biz bu şekle ne diyorduk? Piramit adını veriyorduk. İşte taban düzü de daire olan piramide biz ne diyoruz? Koni adını veriyoruz. Evet gençler. Koni bu. Tabanı daire olacak. Bu taban yarıçapı R ile gösteriliyor. Yüksekliği H ile gösteriliyor. A demeyelim de buraya biz L diyelim. Çünkü ben L'yi daha çok seviyorum. Yani yan alanını falan bulurken L'yi daha rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Aklımızda daha güzel bir şey de kalıyor. Bu Pisagor bağıntısını zaten biliyoruz. L kare eşittir H kare artı R kare falan filan. Onları zaten rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Onlarda sıkıntı yaşamazsınız. Burada arkadaşlar şurada önemli olan açını mı? Bak şimdi koniyi şöyle düşün. Tabanı da ayrı ya tepede de bir noktada birleşiyor. Bak tepede de şurada birleştiğini farz edelim. Açtığın zaman o tepede birleşim devam edecek. Yani ne oluyor? bir daire dilimi oluyor arkadaşlar. Evet koninin açılmış hali bu. Sen bunu açtığın zaman ama dikkat et şurası A burası B iken sen buradan kesip açtığın zaman A buraya da geliyor açtığın zaman. Yani burası A iken burası da ne olacak? A olacak. Ve aynı zamanda tepe noktası da buradaki nokta T olacak. Açtığın zaman şurada bir merkez açı oluşuyor. Çünkü bir daire dilimi oluştu burada. Bu merkez açımız alfa iken şurası da L iken burası da R iken güzel şeyler oluşuyor. Öncelikle haciminden bahsedelim arkadaşlar. Piramitte de biliyorsunuz. Normalde bütün prizmalarda biliyoruz. Hacim taban alanı çarpı yüksekliktir. Ama ucu sivri olan şekillerde. Yani bu piramitte de böyleydi zaten. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'ü de olacak. E o zaman burada hacim ne olacaktır? Hocam tabanı daire olduğu için taban alanı pi r kare. E yüksekliğimiz de haçsa pi r kare çarpı h taban alanı çarpı yükseklik ama bir de bölü 3 diyeceğiz. Hacim bu. Hacimi unutmazsın zaten akılda kalır. Ama ucu sivri olanlarda yani piramitte ve konide ne yapıyormuşuz? Bölü 3 yapmayı unutmuyoruz. Sakın ama sakın bunu ihmal etme. Sonrasında alanı nasıl bulacağız? Alanı bulurken de arkadaşlar alan yazalım şuraya. Taban alanı artı yanal alan şeklinde bulacağız. Taban alanı basit mi? Evet. Taban alanı pi kare. Bunda bir sıkıntı yok. Artı yanal alan. Şimdi dur. Sana birkaç bilgi vereceğim. Arkadaşlar şu daire diliminin alanı alfa belli ise, burası da yarıçapsa, bunun alanı hatta L diyeyim. Bu yanal alanı nasıl bulursun? Hocam, pi L kare alfa bölü 360 değil midir? Evet. Bir de şurası şöyle x yay uzunluğu varsa, burası da L ise, hatta şurayı R diye söyleyeyim şöyle. Hocam, bu yanal alan nasıl bulunurdu bir de? Bunun alanı da x çarpı R bölü 2 değil miydi? Evet. Yay uzunluğu varken de x çarpı R bölü 2 olarak bulunuyor. Peki ben şimdi konuyu açtım. Konuyu açmadan önce şurası dairenin çevresi ya. Açtığım zaman da şurası da dairenin çevresi olmaz mı? Yani bak sen şimdi şurası koninin taban çevresi. Sen buradan A noktasından kesip açtığın zaman burası dairenin çevresi kadar olmuyor mu? Oluyor. Yani burası nedir arkadaşlar? Kesinlikle ama kesinlikle yay uzunluğu olarak 2 pire'dir. E o zaman yanal alan neye eşit oluyor? Bak dikkat arkadaşlar. Bunların nereden geldiğini bilmeniz önemli. Yanal alan ne yapar? Hocam yay uzunluğu belli ya. 2 pi çarpı l bölü 2. 2 pi çarpı l bölü 2. Yani gitti gitti ne oldu? Piril oldu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bulaşık deterjanı markası piril. Yani tüm alanda pi r kare altı piril. Yanal alanı bu şekilde bilmeni tavsiye ediyorum. Bulaşık deterjanı markası olarak piril olarak bilmeni tavsiye ediyorum. Şahsen benim aklımda hep öyle kaldı. Piril tamam. Yok burada ispat yöntemiyle falan. Ben sana nereden geldiğini anlatıyorum. O ayrı bir konu. İstersen hep ispat yöntemiyle git ama bu önemli olduğu için bunu mutlaka mı, mutlaka bilin. Yarı çap hani konide yarı çap veriliyor. L veriliyor ya o yüzden piril olarak bilin. Yoksa hocam normalde bak yanal alan neye eşittir? Yanal alan normalde hocam şurası L iken pi L kare alfa bölü 360 eşittir normalde. E hocam yay uzunluğu da belli ama burada koni verildiği zaman sana Açılmış halini vermiyor ki. Alfayı vermiyor ki. O yüzden piril olarak bilmeni tavsiye ediyorum. Koninin yarı çapını verirler. Bir de L'sini verirler. E, R belli L belli piril şeklinde yan alanını bulursun. Tamam mı? Bunu mutlaka mutlaka bil. Ama bak burada sana bir şey daha göstereceğim. Koninin olmazsa olmazlarından hatta açınımında olmazsa olmazlarından. Yan alan neye eşit dedik? Hocam pi L kare alfa bölü 360 eşit. Aynı zamanda yan alan piril değil mi? Evet. Bak buradan güzel bir şey gelecek. Piler ay. L'lerden bir tanesi nanay. L'yi buraya attığın zaman alfa bölü 360 neye eşit oldu? R bölü L'ye mi eşit oldu? Evet. Koninin olmazsa olmazlarından arkadaşlar. Yani koninin açılışındaki buradaki alfayı bulurken R bölü L alfa bölü 360'a eşittir arkadaşlar. Bu da bizim için özellikle açılımlarda olmazsa olmazımız yarıçapı. Yani koni konusunu biliyorsan iki şeyi kesinlikle bileceksin. Bir yanal alan piril. 2 R bölü L şuraya L diyeyim. R bölü L alfa bölü 360 eşit. Bu iki şeyi bilmezsen bu konu olmaz kardeşim. Tamam mı? Hadi bakalım. neyin Her, R bölü L alfa bölü 360'ın da nereden geldiğini gösterdim. Yanal alan hem buna eşit pi L kare alfa bölü 360 hem de pi ile eşit ya. Oradan dolayı geliyor arkadaşım. Hem de burada pi ile eşit oradan geldi. Yanal alanı da verdik. Bu R bölü L alfa bölü 360'ı verdik. Konuyu artık öğrendik mi? Öğrendik. Ne kadar sürede öğrendik? 5 dakikada öğrendik. Evet gençler gerçekten bu kadar şey. Ama 5 dakikada değil de aslında e, konu olarak anlatmaya kalksak nedir arkadaşlar? 2 dakikalık bir konu. Hocam alanı pi, taban alanı pi, kare, yanal alan piril, yanal alan ile bir şekilde söyleyeceksek. Hacim taban alan çarpı yükseklik bölü 3. Pi kare h bölü 3 olarak ezberleme. Biz bütün prizmalarda taban alan çarpı yükseklik olarak biliyoruz ya. O yüzden taban alan çarpı yükseklik bölü 3 ucu sivri olduğu için onu bil. Bir de R bölü L alfa bölü 360 Bitti gitti. Hadi bakalım şimdi sorulara. Şimdi TAB konisinin hacminin üstek koninin hacminin KAB konisinin hacmine oranı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şunların her ikisi de yarı aynı mı? Aynı. Pi R kare AB T, TAB TAB üstteki koninin hacminin Pi R kare 3 bölü 3 bölü KAB'nin şeyi. Pi R kare 5 bölü 3 değil midir arkadaşlar? Taban alan çarpı yükseklik bölü 3. Evet hocam bölü 3'ler gitti mi gitti? Pi R kareler gitti mi gitti? Ne yaptı? 3 bölü 5 yaptı. Yani tabanları aynıysa yükseklikleri oranı bana ne veriyormuş? Hacimleri oranını veriyormuş. Ama bu şekilde ezbere yapmaya gerek yok. Verilmişse bile okulda falan verilmişse yap kardeşim bunu. Direkt kendin çıkart. 10 saniye 2 iş Örnek 1. 3 bölü 5 geldi. Geldik örnek 2'ye. Şekildeki dik koninin taban alanının yanal alanı oranı. Bak taban alanı nedir? Hocam pi r kare. Yanal alan nedir? Piril. Bileceksin. 1 bölü kök onmuş. Hocam pi'ler sadeleşti. R'lerden bir tanesi de sadeleşti. R bölü L neye eşit oldu arkadaşlar? R bölü L 1 bölü kök ona eşit oldu. Yani R yerine sen K yazarsan ya da R L diyerek neye eşit oldu arkadaşlar? İşler dişler yaparsan R kök ona mı eşit oldu? Evet. Şu R ise burası da L ya. Burası da R kök ona eşit oldu. Evet. Burada Pisagor bağıntısı yapıp R'yi bulabilirim. Hadi yapalım bakalım. R kök onun karesi. 10 R kare eşittir. R kare artı 9'un karesi. Buradan 9 R kare eşittir. 81'den R kare eşittir. 9 gelir. R'yi de böylelikle kaç buluruz? 3 buluruz. E bizden ne isteniyor? Hacim isteniyor. Hacim de taban alanı. Pi R kare çarpı yükseklik bölü 3. Bölü 3'ü unutma. Hocam 3'lerden birer tanesi sadeleşti. 27 pi olarak bulur muyuz cevabı? Evet. Örnek 2 27 pi oldu. Geldik örnek 3'e. Bak açılımı verilmiş. Şimdi ne diyor burada? T merkezi daire dilimi A ve B noktaları bir araya getirilerek şekilde bir getir, bir araya gelecek şekilde kıvrılarak konu oluşuyor. Evet, konuyu açtığımda daire dilimi oluşuyor ya. Ben bunu kıvırdığım zaman da daire dilimi oluşuyor. Ama Kapağı yok bak burada dikkat. Şu kapağı da olmuş olsaydı tam açılımı olmuş olacaktı. Ağzı açık bir şey karşımıza geliyor sadece burada. Ağzı açık bir koni karşımıza gelecek. Evet şöyle bir koni olacak arkadaşım. Şöyle bir koni. Evet. Şurası L. Bu kapağı varmış gibi düşünelim. R bölü L. Ne eşit? Alfa bölü 360 eşit değil mi? Olmazsa olmazımız. Evet. Şunlar sadeleşti. 3. 3 ile de bu sadeleşti. R'yi de buradan kaç bulduk? Kök 6 bulduk. Evet. R'miz kök 6 gençler. Burası da 3 kök 6. Benden hacmi isteniyor. Hacim için yüksekliği bulmalıyım. Hop çizilen yükseklik. Hocam şurada Pisagor bağıntısı yapalım. 3 kök 6'nın karesi eşittir. H'ın karesi artı kök 6'nın karesinden dolayı. Bu 9 54. 54'ten 6 çıkarsa 48. 48 eşittir H kare. H da buradan kök 48. Bu 16 çarpı 3 olduğundan 16 dışarıya 4 diye çıkacağından 4 kök 3 yaptı. H'ı 4 kök 3 bulduk. Şimdi bizden hacim isteniliyor. Hacim de nedir? Pi r kare. Kök altının karesi yani 6. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 şeklinde bulunuyor? Evet. Şunlar sadeleşti. 2, 2 kere 4, 8 kök 3 pi mi yaptı cevap? Aynen öyle. Cevabımız 8 kök 3 pi oldu arkadaşlar. Ha bu arada biz bunu 120 derecelik verdik ama bazı sorularda çakallık yapıyorlar. O çakallık nedir biliyor musunuz? Buradaki açıyı vermiyorlarmış gibi oluyor. Niye? Ben yarım daire şeklinde bir konuyu kıvırırsam ne olur? Açı var mı? Çaktırmadan veriyorum ama. Yarım daire veriyorum. Açımız kaç derece? 180 derece. Dikkat et. R bölü L 180 bölü 360 eşit olacak. Bu tür sorularda da bazen yarım daireyi de kıvırabiliyorlar. Dikkat edin arkadaşlar. Tamam mı? Orada açı bazen verilmeyebilir. Ya da şöyle bir çakallık yapıyorlar. Hocam şöyle şöyle. Hop şöyle. Şu şekildeki bir dilimi kıvırıyorlar. Bunda da bir konu oluşur. Şurayı 90 derece diyorlar. Siz açıyı 90 alıyorsunuz. Hayır. Sen 90'lık dilimi kıvırmıyorsun. Nereyi kıvırıyorsun? Şurayı kıvırıyorsun. Yani şu dilimi kıvırıyorsun. 270'lik yani R bölüyle 270 bölü 360 yapman lazım. Bunu da sakın ama sakın unutma. Genelde yapılan hatalar bunlar. Hocam nereden biliyorsunuz ya bu kadar hatayı? Çok tecrübeli mi ya. Ondan değil aslında. Bu hataların aynılarını zamanında ben yaptım. Hatta öğretmenliğimin ilk başlarında bile ben yaptığım için o yüzden bu hataları çok iyi bir şekilde biliyorum arkadaşlar. Tamam mı? Yarım daire verildiğinde dikkat et. Açımız kaç derece? 180 derece olmasına dikkat. Böyle buradaki dışarıda kaç verilirse içerideki açıya da almaya dikkat edin. R bölü L alfa bölü 360 yaparken. Tamam. Örnek 3. Cevap 8 kök 3'ye geldi. Geldik örnek 4'e. Koninin ana doğrusunun uzunluğu. Yarı çap uzunluğunun 2 katı. Arkadaşlar ana doğrusu dediğimiz şu. L. Yani 2 R'ymiş. Koninin yan alanı ve taban alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar burada ne geldi? Pisagor bağıntısından bulurum hocam. Ama gerek yok Pisagor'a. Niye? 90'ın karşısı 2R. Hangi açının karşısı R'dir? 30'un hocam. E burası 30. E burası da 60 oldu o zaman. 60'ın karşısı 4 köküsü 30'un karşısı kaç yapar? 4 yapar. O zaman burası da 8 yaptı. Şimdi benden koninin yan alanı ve taban alanı kaçtır diye soruluyor. Yan alan neydi? Piril. Piril neye eşit oluyor arkadaşlar? Pi R dediğimiz 4. L dediğimiz 8. Yani 32 pi yaptı. Peki taban alanı dediğimiz nedir? Hocam pi r kare. Yani pi r kare dediğimiz nedir arkadaşlar? Yarı çapı 4 değil mi? Evet. Pi 4'ün karesinden 16 pi yaparak arkadaşlar. Evet taban alanı 16 pi yanan alanda 32 pi oldu. Geldi örnek 5'e. Ağzına kadar su dolu olan silindir şeklindeki bir kabın içine en büyük hacimli koni şeklindeki bir cisim şekildeki gibi silindire yerleştirilirse dökülen suyun hacminin kalan suyun hacminin oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar önceden bu bomboştu. Şimdi ne oldu? Bir uzun yoldan yapacağım gençler. Bir de kısa yoldan yapacağım. Tamam mı? Şimdi dökülen suyun hacmi isteniyor bizden. Arkadaşlar sen bunun içi tamamen doluyken bu boşluğu neyle doldurdun? Koniyle doldurdun. Taşan su ne olacak? Koninin hacmine mi eşit olacak? Evet. Koninin hacmine eşit olacak. Dökülen suyun hacminin kalan suyun hacmine oranı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar taşan su ve taşan ne eşit oluyor? Şurası R'ken şurası da H'ken pi R kare çarpı H bölü 3'e eşit oluyor? Evet. Peki V taşanı bulduk. Pi R kare çarpı H bölü 3. Hocam V kalanı nasıl bulacağız? V kalan kalan su çünkü kalan suyun hacmi soruluyor bize. V kalan da hocam silindirin hacminden koninin hacmini çıkartmayacağız. Biz. Şu boşluklar kalmadı mı? Evet. Hadi bulalım onu da pi r kare çarpı h eksi silindirin hacminden neyi çıkartacağım? Koninin hacmi çıkartacağım. Eksi pi r kare çarpı h bölü 3 oldu bu. Bu da kaç yaptı? 3 pi r kare h eksi pi r kare h yani 2 pi r kare h bölü 3 yaptı. Şimdi benden ne isteniyor? V taşan bölü V kalan. Yani pi r kare h bölü 3 bölü 2 pi r kare h bölü 3 isteniyor. Bölü 3'ler pi r kare h'lar gidiyor. Cevap da kaç yapıyor o zaman? 1 bölü 2 yapıyor taşan su ve kalan su. Peki hocam başka bir tekniği var mı? Var. Hem de çok önemli bir tekniği var. Arkadaşlar şimdi bir silindir ile bir koninin yükseklikleri aynıysa ve tabanları da aynıysa hacimleri oranı 1'e 3'tür. Yani şuradaki hacim V iken bu silindirin hacmi 3V'dir. Niye? Çünkü pi r kare çarpı h bölü 3 bunun hacmi öbürünün hacmi de pi r kare çarpı h değil mi? Evet Oranladığın zaman 1 bölü 3 geliyor. O yüzden burası V iken burası 3V. Bu önemli. ÖSYM'de buna çok önem veriyor. Hatta ben silindir ile koni aynı anda sorulduğu zaman hacimleri böyle oranlatmak için ne yapıyorum biliyor musunuz? Hacimleri böyle oranlatmak için bu şekilde silindire tamamlayıp ona göre bir işlem yapıyorum. Yani silindirdeki bu e, burası V iken burası da 3V şeklinde söylüyorum. Mesela basit bir örnek. Bir kalem örneği vereyim sana. Bir kalem örneği vereyim. Bak şöyle bir kalem olsun. Kalem bir kalem olsun. Ve burası da böyle olsun. Arkadaşlar ben işte bu şekilde bir şeyi yorumlarken. Mesela atıyorum. Şuraya kadar kısımda haşken. Buraya kadar kısımda 3 haş olsun. Hacimleri oranı nedir diye sorulsun mesela. Arkadaşlar ben silindir ile konuyu aynı anda gördüğüm zaman ne yapıyorum biliyor musunuz? O konuyu silindir yapıyorum. Özellikle hacimler oranıyla ilgili bir şey sorulursa. Şimdi şunun hacmi ve şunun hacmini ben şimdi yorumlayacağım. Dikkat, dikkat, dikkat. Hocam şurası V iken bak dikkat et. Şurası V iken e hocam şuradaki silindirin hacmi nedir? 3V diye midir? Evet. Çünkü biri 3 oran var. E yüksekliklerdeki oran hani silindirde bütün prizmalarda hacimler oranı yüksekler oranı eşit değil midir? Evet. Yani H'taki 3V ise 3 htaki de ne olacaktır? 9V olacaktır. E işte bak burası V iken burayı da 9V şeklinde bulmuş olabiliriz. Hatta burası atıyorum böyle başka bir şey de verilebilir. 2H ve 3H. 2H bölü 3H V bölü 3V bölü işte X derdiniz. O şekilde de sonuca ulaşırdınız. Tamam ben böyle bir şey gördüğüm zaman bak ÖSYM'de soruyor. Bu genelde kolay yöntemidir. O yüzden bu kolay yöntemi uygulamanızı tavsiye ediyorum. E o zaman hocam burası V iken tamam 3V ya. Aradaki boşluğa ne kaldı? 2V kaldı. E o zaman kolay yoldan ne oldu arkadaşlar? Bu dökülen su bu koninin hacmine eşit olacaktır. V bölü Kalan su da 2V olmadı mı? Evet. Direkt cevap 1 bölü 2 diye daha kolay bir şekilde bulabilirsin. Ama bu tekniği bil. Bununla ilgili sorularla daha karşılaşacağız arkadaşlar. Karşımıza çıkacak. Çıktığı zaman da bu şekilde yapacağız. Ama dediğim gibi hem silindir hem de koni iç içeysi o koniyi ben böyle silindir içerisine alırım. Ona göre işlem yaparım. Tekniklerinizden yöntemlerinizden biri de lütfen bu olsun. Tamam. Evet. Geldik örnek 6'ya Tan. Şekil 1'deki daire şeklinde kartonu merkezinden 3 eşit parçaya ayırıp parçalarından birini kıvırarak arkadaşlar 3 eşit parçaya ayırdıysa buradaki 3 tane parçada kaçar derece oluyor? 360 bölü 3'ten 120 derece oluyor. Ben 120 derecelik bir tanesini kıvırmışım. Konu yapmışım. Dairenin yarı çapı. Hangi dairenin yarı çapı? Şu dairenin yarı çapı değil mi? İşte bu daire şeklindeki karton ya. Dairenin yarı çapı 15'e. Hocam burası 15 burası 15. Arkadaşlar ben bunu kıvırıp konu yaptım ya. 15 neresi? Burası mı? Hayır. Dikkat. Bu 15 değil. Hocam burası açınımdaki 15 burası L oluyordu. Şurası L. E, burası kaç olacak o zaman L dediğimiz 15 mi? Evet. R dediğimiz de burası. E o zaman R'yi bulalım. Şuradaki R yani. Olmazsa olmazımız R bölü L alfa bölü 360. 120 bölü 360. L'yi zaten ben 15 olduğunu biliyorum. Şunlar sadeleşti. Işte 3. Hocam 3 ile de 15 sadeleşince 5 kalır. R'yi böylelikle 5 buluruz. R'ye 5 çıktı. Şapkanın yüksekliği nedir diye soruluyor. Arkadaşlar işte bu isteniyor iş bizden. Ne yapacağız? Pisagor bağıntısı yapacağız. Hocam 15'in karesi eşittir ya da direkt h kare eşittir nedir? 15'in karesi eksi 5'in karesinden sonucu ulaşırız. Bu 225 eksi 25 200 yapar. Hocam h da böylelikle kök 200 yapar. Bu da 100 çarpı 2 olduğundan 100 dışarıya 10 diye çıkacağından cevabı 10 kök diye bulur muyuz? Buluruz. Evet yükseklik böylelikle 10 kök oldu örnek altta. Geldik örnek 7'ye. Bak bir karınca. Yani karınca ne yapıyor? Yüzeyden gidiyor. Ne yapacağız? Yüzey sorularını da aşacağız. Beni burada dikkatli dinle. Her türlüsünü göstereceğim şimdi. Ama ilk önce bir soruyu çözeyim. Arkadaşlar burada bir karınca var. Karınca sorusu gördüğümüz zaman açacağız bunu. Hadi açalım bakalım. Hocam açtığımız zaman şöyle şöyle. Burası A burası B. Hocam açtığımız zaman şöyle bir şey mi oldu? Evet. Şurası A iken burası B deme lütfen. Sen A'dan açtığın zaman hop şöyle A'lar buraları değil mi? A'lar köşede oluyor. B nerede oluyor? Tam ortada oluyor. B ortada olmuş olacak. Buradan kesip açtığın zaman böyle. E peki benden ne isteniyor? Burası 6 burası 6. Bir de taban çevresinin 3 pi vermiş. Taban çevresi 3 pi ise yarıçapı da ise 2 pi R Değil mi? Taban çevresi daire. 2 pi r eşittir 3 pi ise pi'ler gitti. E buradan e, r'yi kaç bulduk arkadaşlar? 3 bölü 2 olarak bulduk? Evet. 3 bölü 2 olarak bulduk. Tamam. Ben bunu böyle açtıysam. Hocam açtığımız zaman r bölü l alfa bölü 360 değil mi? Evet. R, de, r dediğimiz 3 bölü 2 bölü l eşittir alfa bölü 360'dan. Öncelikle şu alfayı bulalım. Hocam burası kaç yaptı? Şunlar sadeleşti. 2, 4 yaptı. Alfa da 90 mı yapıyor? Evet. 360 ile 4 sadeleşince 90 yapıyor. Burası 90 yaptı. Çok güzel. Burada kaç? 90. Ve benden ne isteniyor? Yüzey üzerinden gidiyor. Artık o yüzeyi açtık ya. Burası dümdüz olmadı mı arkadaşlar böyle? Evet. Sen bu yüzey üzerinden gideceksin. Ve nereye gideceksin? A'dan başlayıp hop böyle A'ya geleceksin. Bu arada bu soru şöyle de olabilirdi. Hocam bir dağcı konu şeklindeki dağın etrafında dolanıp böyle geliyor. Hatta benim girdiğim sene sınavda aynen bu soru gelmişti ve ben yapamamıştım. Evet ne kadar kolay aslında. A'dan başlayıp nereye gidecek? A'ya gidecek. Bu kadar basit kardeşim. A'dan başlayıp A'ya gidiyor. A burası da 90 derece. 6 6 ise burası da 6 kök kim yaptı? Evet cevap 6 kök ki oldu arkadaşlar. Şimdi bunların değişik türlerinden bahsedeyim sana. Nasıl sorularla karşılaşabiliriz? Öncelikle şuradaki bilgiyi şuraya alayım. Şu tarafa alayım. Şurada birkaç bilgi göstermek istiyorum sana. Küçük bir şekilde. Şöyle. Arkadaş konimiz şu şekildeyken. Hatta ben siyahla çizeyim daha net olsun. Arkadaş konimiz bu şekildeyken. Umarım görüyorsundur. Eğer şöyle demiş olsaydı. Buradan başlayıp hocam şuraya gitsin demiş olsaydı. O zaman ne yapardık biliyor musunuz? Açtığın zaman şöyle. Hocam açtık ya. Buradan başlayıp şuraya hatta tam ortasına gitsin. Tam ortasına gider değil. Dikkat. Burada T, A, B'ler çok önemli. Nereden başlayıp nereye gittiğin çok önemli. Burada nereden başlıyorsun? Hocam burada A'dan başlayıp burası daha ya T, B doğrusunun üstüne geliyorsun. Hop burası. Hocam T, çizmemiz lazım. A'dan başlayıp TB B doğrusunun üstüne geleceksin. Böyle eşit olacak şekilde. Bunu çizeceksin. Yalnız burada alfa tamamı hocam burada B tam orta nokta olduğu için burası alfa bölü 2, burası alfa bölü 2 yapar. Atıyorum. 120 olsaydı tamamı o zaman burası 60, burası 60 olurdu. Peki hocam başka türlü nasıl bir şeyle karşılaşabiliriz? Bir de başka türlü şöyle bir şeyle de karşılaşabilirsiniz. Mesela adam geldi. Hocam şöyle geldi, döndü, şuraya geldi. Burası K, burası 2K olacak şekilde. Bunun açılımı ne olacak? Harflere dikkat. Açılımını yap. Şöyle nereden başlayıp nereye gittiğin. Hocam A'dan başlayıp TA doğrusuna başlayıp Bak TA doğrusuna geleceksin. Hocam TA doğrusuna geleceksin. Hop şöyle ve oranının ne olacak? Yukarıdan aşağı K2K şeklinde olacak. Burası da 3K. İşte senden o zaman buradaki uzunluk isteniyor kardeşim. Buradaki uzunlukta R bölü L alfa bölü 360'dan yine alfayı bulacaksın. Büyük ihtimal 90 çıkar ya da özel açı çıkar. Ondan sonra ya kosinüs teoreminden ya da dik üçgenden ya da özel açı mantığından zaten sonuca ulaşırsın. Karşılaşabileceğin şeyler bunlar kardeşim. Tamam mı? Buna dikkat et. Ya bu bu şekilde TB doğrusunun üstüne gelir. O zaman TB doğrusu yarısında olacak. Dikkat et. Ya da Böyle gelip TA doğrusu üstüne gelir. Buradan olmuştu. TA üstüne geldi ama direkt A'ya geldiği için A'dan A'ya götürdüm burada. Burada da bak oran K2K şeklinde varsa K2K şeklinde olacak şekilde buraya gelir dümdüz şeklinde söyleyeceğiz. Tamam. Ya da adam şöyle de diyebilir. Hocam buradan başlayıp şuraya en kısa nasıl gelir diye sorduğunda. Sen bunu böyle açtın ya bak şimdi dikkat et en kısa sorulursa açtın ya. Buradan başlayıp buraya en kısa bir şekilde gideceksin. 90 derece olur. O zaman burada kaç 90 olmaz da daha değişik bir açı olurdu. Sen buradan buraya dimdik gideceksin. Yani en kısa uzaklık bunun bu doğruya en kısa uzaklığı nedir? Dik uzaklığıdır arkadaşlar. O şekilde aklınızda bulunsun. Tamam mı gençler? Karınca soruları da daha doğrusu yüzey soruları da bu şekilde. Yani yüzeyden giden sorularda mutlaka açılım yapacaksın. Bu açılım da bu şekilde oluyor. Her türlüsünü sana burada gösterdim. Artık sen her türlüsünü yapabilme adaysın. Geldik örnek 8'e. Bak ÖSYM'nin sorduğu benzer sorulardan biri. ÖSYM sadece buraya 90 derece vermişti. Şimdi yarıçapı 6 birim olan daire biçimindeki bir kartonun 120 derece kısmı şekil 1'de kesilip çıkartılıyor. Kalan kısım yani şurasıyla ne olacakmış? Kırmızı çizgiler çakışacak şekilde bir konu yapılıyor. Aa hocam açımız 120 derece. Burası bu arada büyük L değil mi arkadaşlar? Burası da yarı çap. Yani ağzı açık bir konu olacak değil mi arkadaşlar? Kapağı yok sadece. Alttan kapatamıyorum. Yani burası R burası L. Yani burası R burası L. L dediğimiz bu. Yarı çapı kaç? 6 değil mi arkadaşlar? Evet L dediğimiz 6 oldu. Yarı çap bulacağım. Hocam R bölü 6 eşittir. 120 bölü 360 diğerleriniz. Yanlış. Sen bunu kıvırmıyorsun ki. Şuradaki dilimi kıvırmıyorsun ki. Nereyi kıvırıyorsun? 240'lık dilimi kıvırıyorsun. Videonun başlarında da ben bunu sana zaten söyledim. Değil mi? Yani burası 120 değil de 240 olacak kardeşim. Şunlar sadeleşsin. 6 ile bu sadeleşsin. 6. Ee, r de buradan kaç yapıyor? O zaman 4 yapıyor. O zaman buradaki R'yi kaç bulduk? 4 bulduk. Koninin yüksekliği nedir diye soruluyor. E yükseklikte pisagor bağıntısından çıkar mı dostum? Çıkar. Yani h kare buradan 6'nın karesi eksi 4'ün karesi 36 eksi 16'dan 20 çıkar. Haş da böylelikle kök 20 olur. Yani 2 kök 5 çıkar. Çünkü burası 4 çarpı 5. 4 dışarı 2 diye çıkacağından cevap 2 kök 5 olacaktır dostum. Bu şekilde açılım sorularında neyi yapıyorsun ona dikkat et. Ve bunu da kıvırdığın zaman konu oluyor. Anla, ama kapı e, kapağı yok burada. Ağzı açık bir konu oluyor. Koninin yüksekliği soruluyor bize. Evet örnek 8'i böylelikle 2 kök 5 bulduk. Ve kesik koni arkadaşlar kesik koniyi isterseniz bir sonraki videoda anlatayım. Çünkü burada ayrı bir mantık var. Devamını getirirsem bütün pdf bitirmek zorunda kalacağım konuyla ilgili. o zaman da video çok uzayacak. O yüzden bir sonraki videoda yapalım. E, o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda kesik koninin yani koninin devamında kesik konide görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.